Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Arap alfabesinde nokta nokta harf bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim Arap alfabesiyle yazılmış bir kitaptır ve içerisinde 15 adet harf bulunur. Peltek harfler nokta nokta tanedir demiş. Bunlar arkadaşlar 3 tane olacaktır. Burada S, Z ve Z şeklinde olacak 3 tane peltek harfimiz vardır. Esre nokta nokta sesi verir. Esre dediğimiz bir Arap harfinin alt tarafındaki bulunan bu işarettir arkadaşlar. Bu ise İ ve I harflerini verir. Hani şöyle de söyleyeyim, ince olanlara i, kalın olanlara ı, onu da söyleyeyim. Sizin en hayırlı olanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir şeklindedir. Peygamber Efendimizin bir hadisidir. 5. sorumuza bakalım. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre ve güzel bir şekilde okumasını sağlayan ilim dalı ne olacaktır? Tevcid olacaktır. Şimdi geldik doğru yanlış sorularımıza bakalım. Doğruysa D, yanlışsa Y yazınız demiş. Kur'an-ı Kerim'de 130 adet hizip vardır demiş. Şimdi hizip dediğimiz öncelikli olarak nedir? Hizip dediğimiz parça ve kısım demektir. Kur'an-ı Kerim'de ise 120 adet hizip vardır arkadaşlar. Yanlıştır. Kur'an'ı baştan sona okuyan kimseye hafız denir demiş. Yanlıştır. Eğer şöyle deseydi, Kur'an'ı baştan sona ezbere okuyan kişiye hafız denir deseydi doğruydu. Ama Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması hatim olarak ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek sure Tevbe suresidir demiş. Doğrudur. Tevbe suresinin başlangıcında besmele yoktur arkadaşlar. Önemli surelerden biridir Tevbe suresi de. Şimdi 4. doğru yanlış sorumuza bakalım. Şöyle bir kağıtla güzelce düzleştireyim. 4. soruda diyor ki Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Dersiniz Kur'an-ı Kerim. Burada Kur'an-ı Kerim'in indirildiği üzere bilmeniz gereken bazı bilgiler var. Bunlar nelerdir? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda Ramazan ayında, oruç tuttuğumuz ay Ramazan ayı, Kadir gecesi, bin aydan hayırlı gece, Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam ile birlikte, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Alak suresinin ilk 5 ayeti indirilmiştir ve Peygamber Efendimiz'e gelen ilk ayet okudur. Buradaki bilgileri kesinlikle öğreniyorsunuz. Çünkü din kültürü ya da Kur'an-ı Kerim dersinden ziyade arkadaşlar bütün Müslümanların bilmesi gereken önemli bilgilerden biridir. 610 yılında Mekke'nin Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda Ramazan ayında Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Allah'ın ilk emri olan Alak suresinin ilk 5 ayeti içerisinde bulunan oku emri Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Ve ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Kur'an yüce Rabbimizin sözleridir, doğrudur. Allah'ın bize göndermiş olduğu, peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu, hatta bizim peygamberimiz aracılığıyla göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer peygamberlerin de mesela Hazreti İsa'ya İncil gönderilmiştir. Değişmediği takdirde o da Allah'ın kelamıdır. Sonradan onlar değiştirilmiştir filan fişman. Kur'an-ı Kerim'de insanın en doğru biçimde yaşamasını sağlayacak bilgiler bulunmaktadır. Doğrudur. Hatta Kur'an-ı Kerim'i şöyle tanımlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim dünyada ve ahirette mutluluğu sağlayacak bilgiler bulunur. Bizim dünyada ve ahirette güzelce yaşamamızı sağlar. Hazreti Hud aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamberdir. Yanlıştır. İlk insan ve ilk peygamber kimdir? Hazreti Adem aleyhisselamdır.
Kur'an okumak bir ibadettir, doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar yine namaz kılmak, oruç tutmak gibi bir ibadettir. Çünkü Allah'ın bize göndermiş olduğu mesajları alıp ona göre yönlendiriyoruz. Şimdi geldik test sorularımıza. Arkadaşlar ezan okunuyor, ezanımız bitsin, ondan sonra devam edelim. Evet, test sorumuzla devam edelim. Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen, kardeşini öldüren Hazreti Adem'in oğlu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, Hazreti Adem'in iki tane oğlu vardır. Bunlardan biri Habil, biri de Kabil. Hocam biz bunlardan hangisinin katil olduğunu nasıl bulacağız? Bak yazarken söyledim, ne yaptım? Kabil, katil olan. Yani Habil'i öldüren ve yeryüzündeki ilk cinayeti işleyen kişi. Buradan da hemen soruyu kaptınız. Devam ettik ikinci sorumuza. Gönderilen bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Adem'den başlayıp Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan bütün inanışta arkadaşlar tevhid anlayışı vardır. Peki hocam tevhid inanışı nedir? Tevhid inanışı Allah'ın bir ve tek olduğunu söylemektir. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen inanış türüdür. Şimdi geldik 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuzda diyor ki insanların atası olarak bilinen ve tufanı yaşayan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların atası ve tufanı yaşamış. Şimdi bu tufan dediğimiz nedir? Dünya öyle bir hal almış ki böyle yerden sular kaynamış, dağları içine kapatacak kadar her yer su olmuş. Ve Allahü Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'a demiş ki öyle büyük bir gemi yap ki içerisine her canlıdan birer çift alacak şekilde al demiş ve Hazreti Nuh tufanından sonra dünya tamamen yok olmuş, tufan yaşanmış ve her canlının çiftleri daha sonra üreyerek dünyaya günümüze kadar gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Arka tarafta bunu söylemiştik arkadaşlar. Neydi? Alak suresinin ilk 5 ayeti ve oku emri Kur'an-ı Kerim'in ilk emriydi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Doğru mudur? Doğrudur. Hem ahiret hem de dünya için Kur'an-ı Kerim önemlidir. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatından bahseder, yanlıştır. Geleceğiz şimdi. Namaz kılarken okumak için Kur'an'dan ayet ve sureleri, zammı sureleri okumamız, öğrenmemiz lazım. Kur'an okumak insan psikolojisi açısından rahatlatır, doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim'de sadece dediği için peygamberlerin sadece hayatı yoktur. Mesela bize yapacağımız ibadetlerden nasıl davranmamız gerektiğinden, nasıl bir işte bazı sahabilerin yaşamış olduğu olaylardan bize bahsederek günümüze kadar gelmiştir. Sadece peygamberlerin hayatı yoktur. 6. sorumuza bakalım. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış milletlerden ve peygamberlerden söz eden haberlere ne denir? Bakın, geçmişte yaşamış peygamber ve milletlerden olan bir haberden bahsediyorsa bu Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğimiz kıssalardır. Mesela az önce Nuh tufanından bahsettim, değil mi? Her yer su olmuştu. Hazreti Nuh her hayvanın, her canlının bir tane çiftini almıştı demiştim. Bunlara biz kıssa deriz. Yani öğüt verici bilgilere bir nevi kıssa deriz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın emir ve yasaklarını Cebrail vasıtasıyla peygamberimize ilettiği ilahi mesajların yazılı olduğu kutsal kitaba ne denir? Yani biz Müslümanların şu anda Allah'ın kelamını uyguladığımız ve şu anda dersini aldığımız kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İncil Hazreti İsa'ya gelmiş olan bir kitaptır arkadaşlar. Aynı şekilde Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur ise Hazreti Davut'a gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen kavramlardan değildir? Kur'an'da şükür, ihlas, hamd görebilirsiniz ama niyet kavramını direkt göremezsiniz. Ama niyetin tanım olarak kavramını da görebilirsiniz. Bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme
vahiy yoluyla gelen, Allah'ın mucize kelamı olan kitap aşağıdakilerden hangisidir? Hangisiydi söylemiştik? Kur'an-ı Kerim. Kesinlikle karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e gelmiş olan Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Peki soru şöyle olsaydı. Hazreti İsa'ya gelmiş olan Allah'ın kelamı olan kitap hangisidir deseydi İncil olacak. Bunları da bilin, dört kutsal kitap önemlidir. Tabii dört kutsal kitap sonradan değiştirildiği için bir önemi yoktur. Yani şu anki günümüzde kitaplar gibi bir önemi yoktur. Tek doğru kitap ve din Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'tir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? İlk insan ve ilk peygamberdir. Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Melekler Allah'ın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı. Allah-u Teala topraktan yaratmış olduğu Hazreti ilk insan Hazreti Adem'dir. Hazreti Adem'e melekler ve şeytanla birlikte dedi ki secde edin. Ama onlar secde edip üstünlüğünü tanımadı. Yani melekler tanıdı, şeytan tanımadı. Şeytan da ne yapıldı? Kovuldu. Sonra devam edelim 13. sorumuza. Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Kıyamete kadar insanlığın düşmanı, kibirli varlık, Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuş. Yani Hazreti Adem'e ne yapmamış? Üstünlük kabul etmemiş, secde etmemiş varlık kimdir? Şeytandır. Arkadaşlar biraz böyle yaz döneminde çektiğim için ders sıcaktan dolayı böyle artık bazen nefesimiz daralıyor. Onların da kusuruna bakmayın. Dilimde dönmez olmuş. 14. sorumuzu da çözelim. Müslümanların kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Biz neyiz? Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Müminiz. O zaman bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Dağdan Allah'ın izniyle deve çıkardı. Deveyi kestikleri için helaka uğramışlardır. Yukarıda bahsedilen peygamber kimdir? Bu peygamber Hazreti Salih peygamberdir. Dağdan bir dişi deve çıkmıştır ve bu deveyi kesmişlerdir arkadaşlar. Ve daha sonra kavmi helaka uğramıştır. Sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı, iki yuvarlak şöyle gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu yüzleri de kapın kapın gelin.